Simülasyon Türk'ten herkese merhaba. Tren Mekanik Simulator 2017 23 Mart'ta çıkacak. Bu ön izleme sürümü. Geçtiğimiz hafta Train Simulator World çıkmıştı. Zaten o yüzden de bu biraz erken çıkıyor. Normalde çıkış tarihi belli değildi. Ondan sonra bu Train Simulator World'ün çıkış tarihi açıklanınca bunlar da 30 Mart olarak belirtmişlerdi. 16 Mart'ta o çıktı. 23 Mart'ta da bu çıkıyor hemen ardından bir hafta sonra. Şimdi bu oyun bir tren mekanik simülatör lokomotifle devam ediyoruz burada. Tıpkı Car Mechanic Simulator'da olduğu gibi. Zaten Playway'in bir oyunu. Geliştirici stüdyosu C7 diye bir stüdyo vardı. Onlar geliştirmişler. Başta 2016 olarak çıkacaktı ama yani geçtiğimiz yılın sonuna çıkması bekliyordu. Bu yıla çektiler. Bir şey de hani değişmedi, fark etmedi. Grafikleri işte biraz daha açık dünya haritası falan var. Onlar biraz daha iyi, güzel şeyler. 3 farklı lokomotif tür var. Zaten şu an bunları da görüyorsunuz. Öyle genel bilgilerden başlayalım. Şu an Steam fiyatı belli değil. Yani çıktığında 23 Mart'ta belli olacak. Yani yarın belli olacak. 39 lira civarında bir şey olabilir. Zaten biliyorsun fiyatları çok uygun oluyor. Şimdi bunda bu harita, bu oyun ABD'de geçiyor. 25 kilometre karelik bir haritası var. Ben hemen başlatayım aslında. Hiç şey yapmadan devam edelim oyunumuza. Ondan sonra 3 tane atölye var. Tamirhane var. Yani bu trenleri bakım onarım merkezleri var diyelim. Ondan sonra 3 farklı lokomotif türü var dedik. Dizel, elektrikli ve buharlı lokomotif var. Yani çok eski bir lokomotif de bulunuyor. Ondan sonra 9 farklı tren için arkadaşlar 1000'den fazla parça varmış. Şu an atölyedesiniz. Görüyorsunuz. Ortam böyle değişiyor. Yine yürüme olayları falan hep aynı zaten. Onların standart özellikleri. Ulan diyorum ben nereden bu ses geliyor? Bir şeyler gıcırdıyor falan. Rüzgar var. Bakıyorum etrafa bir şey mi var diye falan. Allah Allah. Bak şaşırdım şu an. Buraya girebiliyorsunuz. Trenler buraya çekiliyor. Lokomotifler yani. Otomatik olarak çekiliyor zaten onlar. Koşma var zaten. Ondan sonra burada iş alma masamız var. Esimler işte trenle alakalı şeyler eklenmiş durumda. 1000'den fazla parça dedik yani işte disklerini bütün şeylerini sökebiliyorsunuz, göstereceğim. Sonra ekonomi sistemi, zaten basit ekonomi sistemi var. Şimdi bu oyunlar biliyorsunuz eğitim amaçlı da kullanılıyor. Yani eğitim yönü zaten aşırı fazla bu Mechanic Simulator serisinin, Playway'in yapmış olduğu, yayınlamış olduğu. Car Mechanic Simulator'ın hatta yeni versiyonu geliyor arkadaşlar. Yeni versiyonu daha da böyle görsel açıdan ve pistler falan olacak, böyle testler yapılacak. Çok çok iyi bir oyun olacak o harbiden. Hani şu an zaten iyi. Yeni oyunla daha da yukarıya çıkacak. Şimdi ben öncelikle bir lokomotifle harita turu yapayım. Garajdan çıkabiliyorsunuz ama meydan önce bir göstereyim. Burada tabi aldığınızda işi gösteriyor. Ondan sonra I var. Yani bu işte depoda bulunan parçaları gösteriyor. Şu an bir şey yok. TL tableti açıyorsunuz. Başta geliyor. Ondan sonra işte atölyeyi geliştirebilmişiz bak. Tabi paramız yok. Yeni şeyler ekleyebilmek için. Bu hidrolik. Elektrik için. Böyle mekanikler, yeni tamir mekanizmaları diyelim, alabiliyorsunuz, takabiliyorsunuz. Güzel. Çıkalım garajdan şöyle. Böyle yükleme ekranlarında güzel fotoğraflar var tabi ama yani o olay yok oyunda. Bu işte bu çıkan far mekanik falan vardı, trak mekanik vardı. Ya onlar şimdi arabaya da girdiği için, aynı sistem olduğu için tek bir oyunda olması daha mantıklı ama tren ayrılmak zorunda. Uçak mekaniği de gelecektir ileride. Gemi mekaniği çıkmış da gemi mekaniği çok boştu ya. Valla ben onu, o oyunu çok işte ya, yani güzel bir şey de vardı ama o oyun gerçekten boştu yani. Chips 2017 diye. O oyun gerçekten berbattı yani, onu söyleyelim. Daha iyi olabilirmiş yani bu oyunlara baktığınızda. Çünkü Playway'in oyunlarında oyun var arkadaşlar. Bunlarda oyun var. Yani menüsü, arayüzü, ayarlamaları. Bu oyunlar eksik çıkmıyor. Sorunlu çıkmıyor. Bir görev sistemi var sürekli. Ekonomi sistemi var. Sürekli bir şeyler var bu oyunlarda. Şu an lokomotifi görüyorsunuz. İlk ekran görüntüleri buradan gelmişti. Çok heyecanlanmıştık. Çünkü işte hem yeni tren simülasyonu geliyordu. Hem de böyle bir şey var. Ve işte yine öğreneceğiz sonuçta parçalarını güzel bir şekilde oynayacağız. Grafikler güzel, ortam da güzel, bitki örtüsü falan güzel. Hani bu doğa tasarımı, bu açık dünya tasarımı gerçekten iyi. Haritayı göstereyim ben size. Şöyle bir haritası var arkadaşlar. Biz şu an buradayız.
Dizel motor deposuymuş burası bak. Bak değiştirme yerleri yine böyle belirtiyor. Kuzey istasyonu, güney merkezi diyor, batı merkezi. Tünel varmış burada, evet tamam. Bunlardan geçebiliyorsunuz. Hani elektrikli bak lokomotifleri demek ki burada yapacağız. Oraya gideceğiz. Onu nasıl yapıyoruz? O demek ki o zaman bir seviye sonra mı açılıyor? Şimdi yollarda işte kafana göre gidemiyorsun ya. Böyle farklı alanlar var ya. Harbiden ben bunu beğendim yani. Bu olaylar yeni oyunda da olacak muhtemelen. Kar Mekanik Simülator'ın. Çünkü orada büyük böyle pistler var. Hani Assetto Corsa, Project Cars oyunlarında olan pistler vardır ya. Orada baya baya siz o arabaları test ediyorsunuz. Bilmem hani hangi basıncını, masıncını, lastik şeylerin derecelerini falan her şeyini test edebiliyorsunuz. Gösteriyor size. Çok güzel videolar paylaşılmıştı. Güzel olacak yani. Onda da demek ki böyle bir büyük arit olacak. Biz dolaşacağız arabalarla. Öyle bir şey olacak. Şimdi çıkalım o zaman. Yani WASD'li kullanıyorsunuz. Öyle çok ayrıntılı bir sürüş mekaniği yok arkadaşlar. Arkadaki winch ne işe yarıyor dersiniz? Mobil winch var burada. Mobil değil de bu raylı mobil winch gibi bir şey olsun oldu. Şimdi haritanın herhangi bir yerinde lokomotifler trenler devrilebiliyor. Biz bunları bu winch yardımıyla alabiliyoruz. Böyle bir sistem var. C ile kameraları değiştiriyorsunuz. Yani basit bir oynanışı sahip gayet de iyi yani. Fren space'miş. Şu kamerayı zaten döndürüyorsunuz. Stop'la. Bunu nasıl yapacağız? Yani evet bu bize gösteriyor şimdi. Dizel gidiyoruz. Tamam. Geçtik. Sağ sol. Ya ben şeyi anlamadım. Ha böyle. Yo. Bunu nasıl yapacağız ya? Bu tam bize gösteriyor da abi. Ben bunu nasıl değiştireceğim? Allah döndürdüm. Tam la bildiğiniz şeymiş. A ve D ile dönüyor. Yani burada gösteriyor bize. Bak sağ yapıyorum şimdi. D'ye bastım yani. Evet. Araba sürüşü gibi olmuş. Otomatik olarak değiştiriliyor raylar. Abi çok güzel yani. Açık bir dünyada oynamak başka yani. Büyüklük de gayet iyi ya. Fazla bile bence. Ya bir de şimdi tren olunca doğal olarak işte uzun bir araç. Demir yolları var sonuçta filan. Olay değişiyor. Güzel güzel. Tabi inemiyorsunuz trenden. Onu söyleyeyim. Öyle bir mekanik yok şu an. Hani şeyde var tabi de. Buna zaten biz lokomotife direkt biniyoruz biliyorsunuz. Bak. Bak düz gidecektim ama. Ne bu işte ışıklar mışıklar. Tüneller var, yollar var. Yani direkt diğer trafik için dağda şeyler varmış. Üzerinden çıkan şu şeyler çok iyi, dumanlar da çok iyi. Bayağı güzel bir yani efekt olarak. Sola gidiyoruz arkadaşlar. Çok hızlandık. Tabii bu dönüşler biraz saçma duruyor ama. Bak bak. Saçma değil. Hani bayağı bildiğin bu ekstrem bir şey oldu. Yani şey diyorum. Şimdi bu lokomotif sonuçta yük çekmek için kullanılmıyor. Yani trenleri çekiyor ya da işte benzeri yerlerde arıza durumunda falan gidiyor. O yüzden biraz daha farklı bir donanıma sahip olabilir, onu söyleyelim. Evet, D A'ya bastığınızda direkt gidiyorsunuz. Kırmızı niye abi? Kırmızı hayırdır? Ortam iyiymiş ya. Buralara gelmedim de ben. Yani bayağı da iyiymiş. De işte bu sıkıntı şu. Nedense Playwin oyunlarında bu ana menüler, bu şeyler hep çok büyük oluyor ya. O köprü var. Çok büyük oluyor yani fazlasından yani bak bu kadar şeye gerek var mı ya? Bütün ekranı kaplıyor bu menüler. Oo, vahşi batı falan oldu ha. Ortam bir anda böyle bir şeye döndü. Atlar falan şey yapmasınlar, yolum önümüzü kesmesinler, trene saldırmasınlar. He? Acaba olur mu böyle şeyler?
Anyondan geçtik. O yeşil olan neymiş ya? Ha, buharlı lokomotifler. Bir gidelim o zaman. Oo, kaçırdık ya. Bir dakika. Aman ta. Ama tabii geri gelebiliyorsunuz. Bak, geri gelmeyi unuttum ben. Tamam. Frenleri. Oo, bak efektlere bak. Vay vay vay, bak. Güzel şeyler bunlar. Bunlar güzel şeyler bak. Harbiden. Güzel şeyler. Yani boş olmuyor ya. Bir de yeni bunlar şey de duyurdum. Balıkçılık simülasyonu duyurdular. Ama olmadı bak. Bunlar balıkçılık simülasyonu duyurdular bir tane. Böyle güzel grafikler sahip tekne mekne alıyorsunuz, biniyorsunuz, gidiyorsunuz, balık alıyorsunuz. O da çıkacakmış bu yılın sonuna doğru. Hani bayağı büyüttüler ya. Playway bayağı hani şeye kadar çıktı. Borsa morsa derken adamlar. Tamam ya, D'ye bastım işte. Ne olmuyor, girmiyor ki. Ama yalnız bu sesler kesilmiyor burada farkındaysanız. Sürekli bir şey sesi geliyor. Gerçi o lokomotiften mi geliyor? Ama atölyede de vardı yani onlar. Vay be. Aa, dur ya, ne yapıyorsun ya? Ya böyle bir şey olamaz ha. Alışık değiliz. Çok profesyonel bir lokomotif sürücüsü olduğundan yani. Transmitter World'de, o yüzden insan şaşırıyor. Yalnız farkındaysanız herhangi bir sorun yok yani. Performans bakımından rahat rahat oynayabiliyorsunuz zaten oyunlarını. Şimdi biz direkt buradan atölyeye geçelim. Artık iş yapalım, para lazım çünkü. Evet, geldik şimdi buradan işimizi alalım bir tane. Bakalım nasıl bir iş varmış. Vay be. Ne yapacağız merak ediyorum. Fren sistemiyle ilgili bir şeyler yapacağız. Alalım ya, ne olacak. Evet, lokomotifi böyle getiriyorlar, biz sahne giriyor. Tamam yani o zaman. Eyvah eyvah şimdi. Condition, motor, tank bölümü görüyorsunuz. Yine motor kısmı. Şimdi bu fren dedi bize değil mi? Dur bir dakika, M'ye bakalım tekrar. Öndeki ama tamam, öndeki yani burası. Şimdi frenler nerede? Geçen bunları değiştirmiştim. Şimdi fren nasıl oluyor yani? Ah, hidrolik frenler mi? Hidrolik fren. Yine aynı şekilde diğer oyunda olduğu gibi 1, 2, 3 işte değiştirebiliyorsun test modu. Test modu nasıl oluyor ya? Ha, böyle tamam. Hidrolik fren. Oo, iyiymiş. Tamam, hidrolik. Çok rüzgar geliyor, bir şey geliyor ya, Allah Allah. Sürekli böyle bir efekt eklemişler de ipin ucunu biraz kaçırmışlar. Evet, yani bakıyoruz. Ah, bulduk. Bir de bu var galiba, bir dakika. Tamam. Ya bunu da bir bakalım da, bu bozuk gibi, aynen tamam. Bu sağlamdır ya. Oh,
O zaman şimdi 1 diyoruz. Bunu yalnız bu hemen kalkıyor biliyor musun? Oo. Bunu nasıl yapacağız şimdi? Önce bunu mu çıkarmamız gerekiyor? Sonra önce bunu, tamam. Tamam, doğal olarak. Oo, bu da mı gitmiş? Bunu nasıl çıkaracağız? Abi biz iyice dağıtacağız galiba ortalığı. Tüh tüh tüh. Kötü oldu. Türkçe dil desteği yok, onu söyleyelim. Ya bütün şimdi şeyi sökeceksen ben 500 dolar için çok kötü oldu. Alt tarafı bir şey var orada ya. Hayır, bu sökülmesi gerekmiyor mu şu an? Ben onun yukarıdaki şeyi çıkartıp olmuyor mu yani? Oluyor. Oh ya. Neyse, görmüş oldunuz. Şimdi bizim bozuk alanlar şimdi idrilik diyor. Fren pistonuymuş, tamam. Tamam, alacağız o zaman. T'ye bakalım. İdrilik kategorisinde mi acaba? Evet, yani tam beklediğim gibi. 4000 dolar. Tamam. Sepete attık. Geri gelmiyor. Bu nasıl tablet? Ondan sonra motor parçaları. Tamam, yanlış yere girdik biz. Fren kaliperi, arm alacağız. Ya bu mu lazımdı bize ya? Tamam, brek kaliper, bir de brek kaliper. Tamam. Daha ayrıntılı görevlerde, yani ilerleyen seviyelerde işte ona göre. Görev geliyor. Ondan sonra tüm parçaları söküyoruz. Tıpkı kar makinesi simülatöründe olduğu gibi. Bunu hallettik. O zaman dur şimdi. Bunu tamam. Yenisini koydum. Ondan sonra bunu da aldım, yeni koyuyorum. Ondan sonra buna da koyalım. Evet. Bir teste çıkarma olayı yok galiba ya. Yani teste çıkma olayı yok sanırım. Yani arabayı test edip çıkartayım falan, lokomotif testi çıkartayım, öyle bir olay yok sanki. Böyle bir eksiklik mi var? Yani her şeyi taktık mı şu an? M tuşuna bakalım. Tamam, 1000 dolar gelecek bana. Bitti, gidiyor.
Bonus da vermiş. Tamam zaten öyle. Evet. Başka iş alalım. O zaman hemen. Bu da neymiş? Bir yerleri nereden sarılmış ya? Ha bir dakika. Tam şey bulduk şu an biliyor musunuz? D1'de mi? Tam şey bulduk şu an. Bunu kaldıracağız. Lokomotifle. Hemen gidiyorum. Bir yerde devrilmiş hasar almış. Çekeceğiz onu, kaldıracağız, bir şey yapacağız onu. Atölyeye geri götüreceğiz. Sonra tamir edeceğiz. Tabii ben sadece o kısmı göstereceğim. Yani atölyeden sonraki kısmı. Sonra gösteririm onu. Evet, D1. Abi D1 nerede şimdi? D1. Aa bu D1 olayı tamam. D1 o kanyona gideceğiz. Buralarda devrilmiş. O zaman önce sağ yapacağız. Sonra sol yapacağız. Sonra sağ yapacağız. Umarız şaşırmayız. Hadi bakalım. Liman da varmış garip. Ya bunlar daha küçük olsa önümü görebilsem yani. Güzel olmuş. Görüyorsunuz işte oyunlar böyle oluyor. On the road gibi olmayın. On the road en gerçekçi kamyon simülatörü. Dur bir dakika, bir dakika. Tamam düz gidelim. D1. Düz gidelim de bak. Bir değil ikincisinden döneceğiz. Tamam. Bundan değil bak bir sonrakinden. Dalacağım. Evet. Güzel. Bunlar evet hareketli. O da güzel yani. Tabii bunları siz fare emniciyle kontrol edemiyorsunuz o var. Evler mevler. Ya grafik güzel de şimdi bir bulanıklık falan geliyor. Başta o alan derinliğini falan kapatmanız gerekiyor. Yoksa bulanık gösteriliyor her taraf. Ya bunlar işte zamanla değişecek şeyler. Arıyoruz yani. Şu an D1'e yanlış yaptık da kanyonun oradan saparız o zaman. Ya burada ya düz gidecektik de neyse. Aa olmaz geri gel. Geri gel geri gel geri gel. Çok dolanacağız çünkü. Turuncu olarak zaten nereye gideceğinizi gösteriyor yani. Tıkladıktan sonra tıklamazsanız göstermez. Hani bildiği yolda devam eder. Hangisi açık sona gider. Düz mü? Düz. Solda hep yolumuz zaten çizilmiş burada. Ya burada ya burada işte kamyonun orada bir yerde. Tabi şimdi ne yapmışlar yani ölçek tabi biliyorsunuz düşüyor yani yükseliyor daha doğrusu böyle bir bölgenin haritasını çıkarmak için şimdi sadece trenleri görünce biraz saçma duruyor ama olay tabi ki de yani trenlerle dolaşmak değil sefer yapmak değil trenleri kurtarmak mesela Train Simulator World çok kastığı için şu an tren kazaya uğramış filan değil mi? O yüzden biz de onu kurtarmaya gidiyoruz. Çok kasıyor çünkü oyun. Ya etrafta belki bir yaşam olabilirmiş de yani. Biz de çok şey istiyoruz o yüzden. Aha işte burası. Evet burası.
O bildiğin devrilmiş ya. Aa Allah. Çekecektik yalnız. Bu ne yaptı, hemen arkaya mı aldı? Yuh. Ayıp. Ani kaldıracaktık. Ani şey yapacaktık biz. Olmadı böyle bak. Artık bir sonraki göreve. Olmaz ya böyle şeyler. Tabi bunu... Evet tabi doğal olarak hemen bu görevde bile olsanız hani hemen sizi şey atabiliyor, atölye atabiliyor. Ya isteğe bağlı şeyler bunlar hep. Aşırı simülasyon yok yani. Bulduk tamam. Şanzımanlarda bu vitezlerde bir şeyler olmuş arkadaşlar. 250 dolar. Tabi bir de artık iyi yaparsak şey de var. Bonus bonus da var. Şu ücrete. 87 bin mi? O 87 bin falan tutacak yani bunun şeyi. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Video açıklamasından Steam sayfasına ulaşabilirsiniz. İstek listenize ekleyebilirsiniz. Çıktığında da beğenirseniz satın alabilirsiniz. Güzel bir oyun. Preyvein hani her zaman çıkardığı dolu dolu böyle oyun olduğu, gerçekten oyun olduğu oyunlardan birisi. Bunlar böyle devam edecek. Ne demiştik işte geçen sene? Önümüzdeki sene çıkacak oyunlar kaliteyi bir tık arttırıyor böyle. Hep kaliteyi arttırarak devam ediyor. Yeni çıkacak oyunlar görsel açıdan da daha iyi olacak. Artık belki multiplayer olayı da düşünebilir bazı oyunlarında. Hep tek oyunculu yapılıyor. Aa, sıkıntı mı? Ben ne diyorum? Tek oyunculu olsun ama adam gibi olsun. Çünkü multiplayer oynayabilmek için zaten tek oyunculu oyunun adam gibi bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Bu oyunu sen multiplayer olarak oynasan da oynamasan da olur. Çünkü her şey tek oyuncuya yönelik. Yani basit. Anlatabiliyor muyum? Basit yapılmış. Çünkü normal bir oyun. Artık böyle bir simülasyon değil. Yani tıpkı My Summer Car'da olduğu gibi motoru toplamak için bin bir takla atmıyorsunuz yani, ya da arabayı kullanmak için, kaza yapmak için filan parçalar kayboluyor. Onları birleştirmeniz gerekiyor. Fırlıyor filan, öyle şeyler yok bunda. Bu sadece basit eğitim amaçlı bir simülasyon oyunu. Başarılı da olacak zaten. Görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Hoşça kalın.